Aney, ben bunu tanıyorum. Meftun bu, küçük Meftun. Çok yanlış söyler vallahi. İnsanın içi ezilir. Ula bizim için baya var ya, bir gram akıl yoktur ha. Elin türkücüsünü kendi zannedip boşu boşuna üzüleyim. Nereye dur ulan şun bu? Hava almaya çıktı. Skandallar Kralı Küçük Meftun'a yeniden kışla yolu göründü. Daha önce kör olmadığı anlaşılınca bir skandala imza atan Küçük Meftun'un şimdi de yaşını büyüterek bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. Yazık. Ana! Gelmişler. Levent istemem beni ne yapar? 40 satırlara mı geleceğim? 40 satırlara mı geleceğim ben? Vurma bana denk gelsin. Sakin ol. Üzgünüm şu an. Bir durun sakin ol. Bizim yok işte. Elin türkücüsünü. Neyi karıştırıyorsun? Ha valla. Geldik abi. Adres burası. İyi akşamlar. Alay komutanımız makamında sizi bekliyor komutanım. Anlaşıldı. Ahmet Başavuş'um. Emredin komutanım. Seyfi'nin ifadesini alın, sonra disiplin koğuşuna götürün. Emredersiniz komutanım. Seyfi! Emredin komutanım. Hadi oğlum gidelim. Kadri, Levent Üsteğmen nerede? Bir şey mi oldu yoksa? Yok, onun başka bir işi varmış. Olay yerinde bizden ayrıldı. Ne işi varmış acaba ya? Ben Levent Yılmaz. Zafer Albayrak'ın arkadaşıyım. Zafer'in arkadaşı mı? Allah Allah. Hayırdır? Kendisinden bir emanet getirdim. Bu ne? Hediye falan mı? Başkasını göndermeseydi keşke. Terk ederken telefon et. Barışmak için arkadaşını yolla. Bu kadar kolay mı bu? Değil tabii. Durum sizin bildiğiniz gibi değil. Ayaküstü konuşmasak. Yoksa... Suçluları polise teslim ettik. Şimdi her şey kontrol altında komutanım. Çavuş Seyfi Sarsılmaz'la ilgili ne işlem yapıldı? İfadesi alınıp disiplin koğuşuna konulacak. Bu konuyla ilgili emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Bununla Levent Üsteğmen mi ilgileniyor? Levent Üsteğmen suçluları emniyete teslim ettikten sonra bir saat içinde alaya dönmek üzere olay yerinden ayrıldı komutanım. Neymiş bu kadar acele olan? Nereye gitti? Sana sadece bir kez yalan söyledim. Sevmiyorum, bitsin dedim. Ama bilgi son nefesime kadar seni sevdim. Telli duvaklı gelin etmek isterdim seni. Şimdi şehitlik şerbetini içeceğim. Albayrak için de önümden geçeceğim. Seni karım yapamadım. Camlarda karaber bekleme, her telefonda ürperme, her kapı çalınışında titreme. Beni gözü yaşlı bekleme istedim. İşte bunun için sevmiyorum, bitsin dedim. Ben şimdi vatanımın koynunda olacağım. Ama hayat güzel, ucunu bırakma. Vapurda bir çay iç arada sırada. Benim için de yolumda. Göklerde bir kartal görürsen beni hatırla. Alıp da sana vermeye utandığım bir gülü sakladım. İlk sinema biletimizi, bana verdiğin her hediyeyi sakladım. Hayalini kurduğumuz oğlumuzun ismini künyesine kazıttım. Sakın ağlama, başın hep dik dursun. Zamanla unutursun. Benim bir gün senin karın olsaydım da, varsın şehit karısı olsaydım. Bana bunu nasıl yaptın Zafer? Benim... Kızmayın. O sizi düşünmüş. Beni mi düşünmüş? Beni mi düşünmüş? Peki ya ben ne düşünüyorum? Sorsaydı bana ben ne düşünüyorum? Ben onu sevdim. Bir gün onun başına böyle bir şey geleceğini bilmiş olsaydım yine de severdim. Her ne yaptıysa... anlaması biraz zor ama... sizi üzmeyeyim diye yapmış.
Bu üzüntü bile çok büyük bir servet. Bunu anlamalısınız. Eşiniz çok şanslı. Kıymetini bilin. Ben de evli değilim. Neyse. İyi misiniz? Hava falan almak ister misiniz? Sessiz olun. Sevdiğinize bunu yapmayın. Ölümüm nerede, ne zaman, hangimize geleceğini bilmiyoruz. İhtimaller yüzünden aşktan vazgeçmeyin.